Durum kritik olanlar için söyleyebileceklerim harcama minimalizmi. Ana gıda kalemlerini mecbur olanları yapacaklar, alacaklar. Ona bir şey diyemem, almayın diyemem. Bir gıda en temel harcama kalemlerinden biri. Burada biraz dikkatli davranmalarını öneririm. Mümkünse işte mevsim sebzelerinden alabilecekleri en uygun sebzeleri, en ucuz fiyatlı olanları, ayrıca bu sağlıklıdır da aynı zamanda. Çünkü mevsim sebzesidir. Yani sen olmadık bir zamanda patlıcan almaya kalkarsan, işte gidersin, patlıcan 20 lira yazar. Ondan sonra bağırırsın, patlıcan 20 lira. E patlıcan 20 lira tabii. Bu ayda patlıcanın ne alakası var? Zamanında ne varsa onu ye. Ekonomiye dönelim, patlıcanı bırakalım. Patlıcan ekonominin en önemli maddelerinden biridir aslında. Gıdada tasarruf olmaz, daha doğrusu kısıtlama olmaz ama tasarruf olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında enerji çok sıkıntılı. Mümkün olan maksimum tasarrufu sağlamak gerekiyor. Hem elektrik için söylüyorum, hem doğalgaz için söylüyorum. İşte hem de akaryakıt için söylüyorum. Bu fiyatlar olması gereken fiyatların da altında. Biz mesela elektrik ve doğalgaz zamlarından şikayetçiyiz ya, son zamanda arka arkaya gelen ya da akaryakıta gelen zamlardan şikayetçiyiz ya. Aslında ben biliyorum ki olması gereken fiyatın altında bunlar da, aynı dolar fiyatı gibi. Ve bunlar da zamanla ve mecburen olması gereken fiyatlara yükselmek zorunda ve yükseltecekler. O yüzden şimdiden önleminizi alın. İsraftan kesinlikle kaçının. İsraf birincisi haramdır. İkincisi milli sermayenin ve sizin kendi cebinizin boşa akıtılmasıdır. Musluğun boşa akıtılmasıdır. Boşa akan musluk varsa onu kapatın. Boşa yanan ampul varsa onu söndürün. Arabanızı daha kısa süre rölantide çalıştırın. Gereksizse klimanızı çalıştırmayın. Eğer gidebiliyorsanız toplu taşıma kullanın. Aracınıza çok fazla hani öyle alayım, ne olacak demeyin yani. Aracı tek kişi kullanmayın. İşte birkaç arkadaş birleşip bir araçla işlerinize gidin, evlerinize dönün. Bunların hepsini benim anlatmam mümkün değil ama kendinize bir şey çıkartın. Burası çok önemli. Gıda dedik, enerji dedik, kira vesaire varsa zaten ona söyleyebilecek bir şeyim yok. Evi olan kendini biraz kurtarıyor. Kirada olana Allah yardım etsin. Asıl tasarruf edebileceğiniz alan lüks tüketim. Lüks tüketimden neyi kastediyorum? Bu gereksiz sayılabilecek harcamalar. Mesela sigara ya da alkol. Alkol ve sigaranın çok temel farklı problemleri var. Sağlık problemleri var tabii. Birincisi, mümkünse tüketmeyin bunları. İkincisi, bu maddeler şu anda haddinden çok fazla vergi içerik. Ya şimdi bir tane 50 cc bira 12 lira gibi bir fiyattan satılıyor. Şimdi ben birasını kendi üreten bir insan olduğum için az çok maliyetini biliyorum. Ki ben evde üreterek muhtemelen fabrikada üreten adamın 2 veya 3 katı fiyatına mal ediyorumdur. Şimdi ben bunu 3 liraya mal edebiliyorsam fabrikada bu şişeyi muhtemelen şişenin içindekini 1 liraya mal ediyordur. Şimdi 1 liralık bir içeceği size 12 liraya satıyorlar. Birincisi bu fiyat, yani bunu bir kafanızda düşünün. Şişenin içindeki bir maliyet 1 TL, sizden istedikleri 12 TL. Aradaki 11 TL'yi nereye ödüyorum? Bunun içinde işte küçük bir miktar üreticinin kârı var. Geri kalanı da maalesef işte içki içenlere müstahaktır mantığıyla yüklenmiş vergiler var. Bunu sadece krize önlem olarak değil bu arada. Normal zamanlarda da ekonomisi çok rahat olan adam, çok zengin olan bir adam için de söyleyebilirim. Şimdi ben 1 TL'lik biraya 12 TL veriyorsam o benim kanıma dokunur. Eğer sizin kanınıza dokunmuyorsa afiyet olsun, günahı boynunuza, içmek istiyorsanız için. Ben size için niye mi? İçmeyin mümkünse de. Eğer kanınıza dokunmuyorsa lıkır lıkır devam edin. Ama eğer kanınıza dokunuyorsa bunu lütfen göz önünde bulundurun. Aynı şekilde sigara için de aynı durum söz konusu. Ya bir paket sigara 18 lira. Ya ben
18 liraya sigara içebilecek bir ağız tanımıyorum Türkiye'de ya. Bu arada içki ve sigara bağımlılık da yapan maddeler ve bunlar için benim bu sözlerim bunların bağımlısına bir şey ifade etmeyecektir. Yani ben alkol bağımlısı adama alkol alma bu ekonominin için desem de o pek bir şey fark etmeyecek. Ama keyif için, zevk için, lüks tüketim noktasında alkol alan adam buna lütfen dikkat etsin. Ya içmesin içmiyor gerekirse. Yapabiliyorsa kendi yapsın, kendi üretsin. Hem çok daha lezzetli, hem çok daha sağlıklı, hem de çok daha gönül ferahlığıyla içebileceği bir içki üretmiş olacak kendine. Bu arada yasak değil. Kendi biranızı evde üretebilirsiniz. Kendi şarabınızı kendiniz yapabilirsiniz. Bu tarz bir şey olabilir. Aa, akaryakıt. Akaryakıtta mesela ben ne yapıyorum? Sigara da atladık. Sigara da çok bir ciddi bir vergi. Pardon. Ha, sigara da aynı durum. 18 liralık sigara maliyetini bilmiyorum ama sigara üreticisi isyanda zaten, biz bu fiyata nasıl satacağız diye. Muhtemelen onun da %60'ı %70'i falan vergi. Yani eğer çok merak eden varsa açsın baksın, bunlar her yerde yazıyor yüzde kaçının vergi olduğu. Enerji noktası çok kritik. Orada ben mesela şey yapmaya çalışıyorum işte. 7 liraya geldi dayandı mazot. Benim buna nasıl gücüm yetecek? Ben çiftçiyim. Ben traktöre sürekli mazot koymak zorundayım. Ben jeneratörüme mazot koymak zorundayım. Ben arabama mazot koymak zorundayım. Ben bunların hepsine mazot parası versem gerçekten batarım. Yaptığım hiçbir şeyin anlamı olmaz. Kendi üretmeye çalıştığım şeyi giderim, satın alırım. Aynı paraya gelir. Hem de zahmet etmemiş olurum. Bu nedenle ben ne yapıyorum? Atık yağlardan kendi mazotumu, yani biyodizel üretiyorum. Bu da yasak değil. Bireysel olarak bunu yapabilirsiniz. Bunu satamazsınız ama yapabilirsiniz. Kendi atık yağlarımı ya da etrafımdaki insanlardan rica ettim. Biriktirdikleri atık yağları topluyorum. Bir kimyasal işlemle, burada bir atölyem var şurada arkada, bilmiyorum görünüyor mu orada. Atölyemde kimyasal bir işlemden geçirip biyodizel haline getiriyorum. Onunla ilgili bir bölüm çekeceğiz. Bu çok merak edilen bir konu. Bunu koyuyorum ben traktöre, bunu koyuyorum arabama. Çalışıyor mu? Çatır çatır da çalışıyor. Sıkıntı var mı? Temiz yaparsan hiçbir sıkıntı yok. Maliyet kaç para? 1,5-2 lira. O da hani biraz daha yüksek montanlı yapsam, hep ufak ufak 50'şer 60'şer litre yaptığım için yüksek bir maliyet çıkıyor. Biraz daha yüksek montanlı mazot yapabilsem kendime, onu da düşürürüm. Mesela bu bana nasıl bir keyif veriyor biliyor musun? Ya biliyorum ki o benzinciden aldığım mazot işte 1,5 lira aslında. Yabancı bayraklı, yabancı bandıralı teknelere şey veriyorlar, mazot veriyorlar. Yani ultra lüks yatın var, şirket sahibisin. Gidiyorsun kendine bir tane tekne alıyorsun Panama üstünden, Amerika üstünden, zart üstünden, zurt üstünden. Getiriyorsun burada, yanaştırıyorsun. Sana getiriyor mazotu 1,5 liradan veriyor. Köylü Hasan amcasın. Traktörüne birkaç litre mazot koyup toprağa süreceksin. Gidip alıyorsun 7 lira. Şimdi diyecekler ki mazot desteği var. Nerede mazot desteği? Tamam var. Adam diyor ki sana mazot desteğini vereyim. Ama onu da kısıtlı veriyor. Diyor ki bak diyor, senin 5 dönümün varsa o 5 dönüm içerisinde senin diyor kullanman gereken mazot şu kadardır. Ben de sana diyor o kadarlık destek veririm. İşte mazotunun %50'sini karşılarım. Evdeki hesap çarşıya uyuyor mu sence? Uymuyor. Yatırdığı mazot desteğini ne zaman yatırıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Sen 2019'da ödüyorsun mazot paranı, işlerini yapıyorsun. 2020'de herhangi bir tarihte çiftçiye müjde oluyor. Yani 1,5 sene sonra falan diyor ki mazot destekleri yatmaya başlayacak. E oradan gelecek mazot desteğini ben ne yapayım o saatten sonra? Zaten bir şey gelmiyor. Hani çiftçiye destek falan filan, onların hepsi lafta, hikaye, işe yarayan, ele geçen bir şey yok. Zaten adamın ürettiği, sattığı, aldığı karı, tarım politikaları bambaşka kanayan bir yara yani. Adam zaten ürettiğinden para kazanamıyor ki.
Zaten geçen sene alsa ne olur? Mazotun yarısı. Adam mazotu 3 liradan aldı geçen sene. Şimdi bana 1,5 lira yarısını geri veriyorsa, geçen sene aldığım fiyatın üzerinden kendi belirlediği miktarda desteği 1,5 lira olarak işte bu senenin ortasında yatıracak. Mazot ne kadar oldu? Mazot oldu 6,5 lira. Kedi buradaysa et nerede, et buradaysa kedi nerede diye bir Nasrettin Hoca mıydı? Fıkrası var. Hikaye bu. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Komik diye değil yani. Bu noktada işte bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bir, ev almıyorum. Mümkünse varsa satacağım bir şey satıyorum. Paramı mümkünse TL'de tutmamaya çalışıyorum. Mümkünse gram altın fiziki olarak tutmaya çalışıyorum. Bu söyleyeceğim şey çok acı ama insanlar şeyden korkuyor. İşte devlet bankadaki dövizime el koyar mı? Girelim mi o kanıya? Girelim. O çok böyle şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa yayılıyor. Yani normal şartlar altında devlet vatandaşın, mudilerin bankadaki parasına el koymaz. Koymayacaktır da. Öyle bir şey olacağını çok fazla zannetmiyorum. Acaba bunu farklı bir daha mı uzun konuşsak ya? Bu çok çünkü detaylı konuşulması evet. Gereken bir şey. Bu konu için özel bir video yapalım. Devlet mevduata el koyar mı diye. Ben orada çeşitli senaryolar var. Şimdi bir anlatmaya başlarsam eğer çok uzun olursa bu konudan kopar. Tamam. Devam ederiz buna. Başka bir bölümde bu konuyu başka bir bölümde çekeceğiz. Ama bu konuyla ilintili olan kısmı şu. Ben yine kendi param olsa ne yapardım üstünden söyleyeyim. Kendi param olsa fiziki altına çevirir. O şekilde saklardım. Bankada değil. Yani banka altın hesaplarında fiziki olmayan altınlar satın almak falan filan değil. Ben kapalı çarşıya gidip altın satın almaktan bahsediyorum. Gram altın satın almaktan bahsediyorum. Külçe altın satın almaktan bahsediyorum. Parası olan adam bunu fiziki olarak alsın, kucağına koysun. Ondan sonra ne dolarla uğraşsın. Altının şöyle bir avantajı var. Altın dolar cinsinden ve ons üzerinden hesaplanır. İki ayrı değişkeni vardır. Bir altının dolar cinsinden ons fiyatı vardır. Bir de doların TL karşılığındaki fiyatı vardır. İşte ons fiyatı şu anda 1500 dolarlara geldi. Muhtemelen daha da yukarılara gidecek. Ons fiyatı 1500 dolarsa işte bir de onu dolar TL çaprazı atıyorum 5.60'sa o fiyatı 5.60'la çarparsın. Onza bölersin. Gram fiyatını bulursun. TL'nin altının gram TL fiyatını bulursun. O yüzden altının avantajı şu. Dolar düşerse altının ons fiyatı yükselir. Altın düşerse dolar yükselir gibi bir bağıntı vardır genellikle. Bunun dışında ikisinin birden düşme ihtimali neredeyse yok gibidir. İkisinin birden çıkma ihtimali çok kez karşı karşıya kaldığımız bir durumdur. O yüzden ben fiziki gram altın öneriyorum herkese. Mümkünse bankalardan hem korkulu rüya görmemek için, ha onun da tabii derdi parayı nereye koyacağım? Altını nereye koyacağım? Ona da benim yapabilecek çok fazla bir şeyim yok. Eğer böyle de bir derdiniz olacaksa dağıtın efendim. Veriniz etrafa. Altınınız, paranız olmasın, mutlu yaşayın. Peki bu ortamda yatırım yapılır mı? Mesela forex veya borsa enstrümanlarıyla. Serbest, boşta parası olan, ne yapacağını bilemeyen varsa mecburiyetten bile yapılabilir. Ben önerir miyim? Ben kendim yapmam. Hele borsaya hiç sıcak bakmıyorum. Türkiye'deki borsaya hiç zaten hayatım boyunca sıcak bakmadım. Daha doğrusu şöyle düzelteyim. 17 yaşımda çok hevesliydim. İşte bir broker olur muyum acaba gibi bir hevesim vardı o zaman, işletme okuyup vesaire. O zaman tabii işi bilmiyorsun ya. Borsa sana cazip görünüyor. Öyle bir hevesim vardı 22-23 yaşına kadar. Sonrasında işte yavaş yavaş öğrendikçe Türkiye'deki borsa gerçeğini, Türkiye'deki borsaya İstanbul BIST olarak değişti. Borsa İstanbul'da KOTE herhangi bir kuruma demeyeyim. %99'una yatırım yapmam. Yapmak biraz saçma görünüyor, öyle söyleyeyim. Seni borsadan vazgeçiren o gerçeği paylaşır mısın bizimle? Çünkü bizim borsamız derin değil. Bizim borsamız çok sığ.
ne kadar aksini iddia edecek olan varsa da açsın, otursun, okusun, baksın. Bizim borsamız sığ. Sen git bir Amerika'ya bak, sonra gel kendine bak. İşte şirketlerin halka açıklık oranları, şirket sayısı, derinlikleri gerçekten çok sığ. Şimdi birkaç tane dev kurumdan bahsetmiyorum ben. Birkaç tanesini ayır bir kenara, geri kalan hepsini at çöpe. Borsada işlem yapmak. Borsa şöyle bir şeydir. Aslında borsa bir yatırım aracı değildir. Forex de öyle. Borsada yaptığın şey mantık olarak hisse senedi satın almak ve o şirkete, hisse senedini satın aldığın şirkete aldığın oranda ortak olmaktır. O şirketin karından kar etmektir. Aslen çıkış sebebi budur. Ama işte gündelik fiyat değişimleri yüzünden sen alırsın, bugün yarın prim yaptıysa satarsın falan filan. İş artık böyle biraz şeye dönmüştür. Biraz değil. Al sat. Hemen al sat. Yani bunun yatırım olduğunu düşünüyoruz biz artık. Yani ben kumar gibi görüyorum. Aynı şey Forex için de geçerli. Forex insanların, özellikle bireylerin girip kaldıraçlı dolar satın alıp ya da dolar sattıkları ve parayı ceplerine koydukları ya da para kaybettikleri bir sistem değildir. Forex, dolarla işlem yapan firmaların gelecekteki risklerini minimize etmek için yapılmış bir sistemdir aslında. Adamın gelecekte, atıyorum, 4 ay sonrası için 1 milyon dolar ödemesi var. Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi adam diyor ki 1 milyon dolar ödemem var. 1 milyon dolar şu anda 5,5 milyon lira yapıyor. Ama diyor 4 ay sonra 9 milyon lira da yapabilir. Ben diyor nasıl ödeyeceğim bunu eğer böyle bir şey olursa? Volatilite çok yüksek, durum ortada. Diyor ki ben şimdiden o zaman 1 milyon doları alayım, o riskimi sıfırlayayım. Ama şimdiden 1 milyon doları bağlayabilecek bir durumu yok. İşte Forex burada devreye giriyor. Diyor ki Forex, işte sen bana sadece bunun 200'de birini ya da 100'de birini ya da 400'de birini kaldıraç oranına göre onu bana ver. Biz kaldıraçlı olarak senin işlemini yapalım. Bu adam 1 milyon doların 400'de birini ya da 200'de birini teminat olarak yatırır ve dolar alış pozisyonuna girer. 4 ay boyunca dolara karşı riskini sıfırlamış olur. Dolar 8 lira da olsa o yükselişte o ödeyeceği 1 milyon dolar için fazladan ödeyeceği tutarı Forex'ten kazanır ve öder. Böylelikle riskini sıfırlamış olur. Düşerse de ise senin bir ay sonra burada Forex'te para kaybedersin. Ama işte 4 ay sonra ödeyeceğin dolar da meblağ da düşmüş olur. Bir denge noktası oluyor. Tabii yani riskini sıfırlamış oluyorsun. Birinden kazanıp birinden kaybediyorsun. Evet. Hikaye bu. Burada şu devreye giriyor işte. İnsanlar bunun ne kadar cazip deyip bireysel olarak girip 400 kaldıraçla açığa dolar alma ya da açığa dolar satma işlemleri yapıyorlar. Ve işte yeni küresel ekonominin ilk videoda bahsettiğim keriz silkeleme sistemiyle %90, %92'si gibi bir rakam yatırımların, teminatlarının tümünü kaybediyorlar. Çünkü o iş az önce bahsettiğim gibi riskini hedge etmekten çıkıyor. Bireyin girip kumar oynaması haline dönüşüyor. Büyük yatırımcıların kazancını ya da işte karını finanse eden kerizler mi oluyor yani? Bu işin doğası böyle. Birileri, sen eğer para kazanıyorsan, iki kişilik bir piyasadayız diyelim. İkimiz varız piyasada. Sen para kazandıysan ben kaybettim. Senin kazandığın kadar ben kaybettim. Milyonlarca insanın olduğu, milyonlarca yatırımcının olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Ve burada rakamsal olarak şu var. Forex reklamı yapan televizyonda, bir internette falan geçer o reklamlar. İnternette geçiyor mu bilmiyorum. Televizyonda mecbur SPK kurallarına göre. Alttan hızlıca bir yazı geçer, okuyamazsın. Orada ne der biliyor musun? Forex oynayanların, Forex yatırım yapanların %92'si teminatlarını kaybetmektedir diye hızlıca geçer, yasal uyarıdır. Ben nasıl videonun başında dedim ya, bunlar yatırım tavsiyesi değildir diye. Kendimi kurtardım. O da alttan hızlıca geçirdi. Sen okudun okuyamadın bilmiyorum. Alttan hızlıca geçirdiği gibi %92'ye de geçirdi. Ya %92'yi orada görsen ne olur? Bizim insanımız hiçbir zaman kendini kaybeden %92'nin içinde görmeyecek ki. Tabii. O 100 tane adam yan yana değil çünkü. O %92 kaybediyor. O diyor ki enayiler kaybediyor. Ben öyle bilgiliyim ki ben o geri kalan %8'lik kısımdayım diyor belki. Ben bundan birkaç sene önce Facebook'ta şöyle bir post paylaştım. Dedim ki eğer şu anda desem ki Facebook arkadaşlarımın hepsi geri zekalıdır,
hemen hemen herkes beni siler. Ama eğer desem ki Facebook arkadaşlarımın %99'u geri zekalıdır, geri kalan %1'e herkes sığışır, kimse beni silmez. %92'si parasının, teminatının tamamını kaybeder, avucunu yalar ve çıkar. Forex'i zaten ben usta ellerde olmadığı müddetçe tavsiye etmiyorum. Usta ellerde Forex güzel bir silahtır. %92'nin kaybettiği de %8'e biraz fazla bir kar. Asıl karı kim götürüyor? O %8 götürüyor. Hepsinin. Sistem, kasa. Kasa şöyle, aracı kurumlar var burada. Aracı kurumlar, o alış satış arasında küçük bir pip farkı vardı, spread derler ona. O spreadten, yaptığın her işlem üzerinden o spread farkını cebine koyar. Aracı kurumun umurunda değildir. O bakar, der ki istedikleri kadar pozisyon açıp kapasınlar. Teminat bende, güç bende. Sen pozisyon aç kapat, aç kapat, aç kapat. Diyelim ki 1 milyon tane pozisyon açtın bir ay içerisinde. O 1 milyon pozisyonun her birinden o spread'i alır cebine koyar. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği, senin ne kadar kazandığın, benim ne kadar kaybettiğim adamın umurunda değildir. Ama işte kaybettiklerimizin çok büyük kısmını da o %8 kazanır. O %8 de Organize İşler filmini izledin mi? Evet. Orada der ki ya bu işi organize edenlerin içinde olacaksın ya tabutun içinde ya da tabutu taşıyanların içinde. O %8 de o işi organize edenler. Çok derin bir mevzuya girdik. Zaten bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Bence bir Forex serisi yapalım. Forex serisine ayrı söyleyeceklerim var. Orası böyle ballı ballı. Evet, Forex serisi yapalım. O yüzden şu anda sorumuza geri dönelim. Yatırım tavsiye ediyor muyuz bu dönemde borsa ve Forex'te? Net bir cevap gelmedi şu anda. Şöyle söyleyeyim, sadece Türkiye özelinde değil, Avrupa'da da durum böyle. Küresel bir resesyon dönemine giriyoruz. Yani resesyon, özür diliyorum resesyon dediğim için. Durgunluk. Küresel bir durgunluk dönemine giriyoruz. Türkiye özelinde bu durgunluğun bir adım ötesindeyiz, ötesine gideceğiz. Stagflasyon diye bir kavram var. Resesyon dedim ya az önce, o durgunluk demek. Stagflasyon da durgunluk içerisinde enflasyon demek. Yani hem piyasada yaprak kıpırdamayacak hem de fiyatlar artacak hızla. Yani bir mal satılmıyorken arz talep dengesine bağlı olmayarak bir mal satılmıyorsa bile fiyatı artacak. Bu çok tehlikeli bir bataklık. Bundan çıkmak gerçekten çok güç. Allah yardımcımız olsun. Eğer stagflasyon böyle devam ederse, bunu da pek dillendirmezler ama durgunluk içerisinde enflasyon yaşıyoruz şu anda ve yaşayacağız. O yüzden yatırım yapma noktasında insanlara temkinli olmalarını öneririm. Çok böyle borsayı, ben kendi açımdan borsaya hiç bulaşma. Forex'e de şu aralar mecburen uzağım. YouTube işleri, bahçe işleri vesaire derken Forex piyasasından da uzak durumdayım. Yakın olsam da şu aralar tercih etmem. Özellikle TL bacaklı hiçbir işlemi tercih etmem. İddia oynasam mesela Yunanistan Ligi'ni oynamam. İngiltere'ye ikinci ligleri, alt ligleri oynamam. Eyvah, Rusya ligini oynamam. Çok tehlikeli konulara girdin. Acayip sorular gelecek şimdi. Ya ona da anlatırız. Tehlikeli ligler vardır bak. Bu liglere oynanmaz. İşte Rusya, İngiltere ikinci ligi, ne bileyim işte Alman ikinci ligi. Bunlara oynamadığın gibi aynı bunlar da TL bacaklı işlemleri yapmayın. TL bacaklı işlem yapmak Yunanistan ikinci ligine iddia oynamak gibidir. Borsaya uzak duruyorsun, Forex'e uzak duruyorsun, TL bacaklı işlemlere özellikle uzak duruyorsun, kaldıraçlı uzak durmasan işlem, bile. Kaldıraçlı işlemlere. Ha bu arada şey söyleyeyim, borçlanmayın, lütfen borçlanmamaya çalışın. Yani borçlanmak için pek iyi bir dönem değil. Borçlanmamakla ilgili bir korku da şu, muhtemel bir sıkıntı anında ilk önce safralar atılır ya, safra atmanın ekonomideki karşılığı işten çıkarmalardır. Şimdi geçen gün işsizlik rakamları açıklandı, korkunç boyutta ve bunun artacağını söyleyebilirim kesinlikle. İstihdam büyük sıkıntı olacak. Yani şu anda izleyenlerden işte benim borcum var ama gelirime oranla iyi bir rakam, ben bunu ödeyebiliyorum ve ödeyebilirim, devam edebilirim diye düşünenler, maaşlı çalışanlarsa bu konuda bir kere daha düşünsünler, buna göre ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar.
Kendilerini güvende hissetmesin kimsenin. Kimse. Yani açıkçası öyle. Yani çünkü sen bir şirkette çalışıyorsan ve o şirket zor durumdaysa o şirketin patronu seni sallamaz. Hem de hiç sallamaz. Ama senden şeyi bekler. Kurumsal kültüre bağlılık, ona hizmet, ekmek yediğin kaba tükürme der. Sen buradan senelerce ekmek yedin, nasıl böyle bir şey yaparsın der, ters bir şey yaparsan. Senin o eve götürdüğün boğazından geçen lokmayı benim sayemde kazandın der. Ama acaba o müdür ya da o patron herhangi bir lokmasında, herhangi bir çalışanını düşünüp bu lokmayı da işte çaycı Hüseyin abinin sayesinde yiyorum. Ya da işte yazılımcı Ahmet'in sayesinde yiyorum. Ya da pazarlamacı Hülya'nın sayesinde yiyorum demiş midir acaba? Bunu demez. O der ki bunlar benim sayemde ekmek yiyor. Ulan hayvanoğlu hayvan. O adam olmasa tuvalete tek başına zor gidiyorsun. Koltuğunun altına iki tane karpuz verseler köşeye kadar götüremezsin. Bir tanesini kırar düşürürsün. Ama diyorsun ki ben bunun ekmeğini veriyorum. Ekmeği Allah veriyor. Sen aracısın. Herhangi bir nedenle, bir şansla vesaireyle, bir ekstrayla, babandan kalmış bir parayla ya da yalakalığın nedeniyle, birilerini çok sağlam yalaman nedeniyle oradasın. Kendi başarınla da gelmiş olsan bile. Kendi başarısıyla gelen adam o adama öyle söylemez. Allah şaşırtmasın. Amin. O yüzden ayağımızı yorganımıza göre uzatalım arkadaşlar, bu konu sıkıntılı. Bu videoyu ilk kez seyredenler için bir şey söyleyebilir miyim? Yani bizi ilk kez bu videoyla görenler için. Şimdi bu adamlar niye böyle bir konu anlatıyorlar? İşte nedir bunun maksadı? Bu kanal niye var falan diyen varsa, hani bu bir ekonomi kanalı değil. Merak edenler için diğer videolara bakmalarını öneririm. Bu kanalda yapılan her şey, videoda yayınlanan reklamlar üzerinden kazanılacak gelirlerle yapılmak istenen ampute hayvan barınağı projesine destek olacak. Bir projemiz var. Ampute hayvan barınağı yapmak istiyoruz. O yüzden bu videonun reklam gelirleri tamamen oraya gidiyor. Kendimize ya da bizim cebimize giren bir para olmayacak inşallah. Evet, ve bu projeyi desteklemek için Patreon hesaplarımız var. Oradan da ayrıca destek olabilirsiniz isterseniz. Dostlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. Toparlıyoruz. Ağzına sağlık dostum. Eyvallah, gerçekten çok güzel. Bilgiler verdim. Sen de çok güzel sorular soruyorsun arada. Eğer benim sormayı unuttuğum sorular varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Eğer cevabı kısaysa yoruma yazılı olarak, eğer cevabı uzunsa başka bir bölüm olarak söz veriyoruz, çekeriz. Mutlu günler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.